Evet, etten bahsetmişken önümüzdeki süreçleri tabii Temmuz ayı içerisindeyiz. Ay sonunda kurban bayramı var. Evet. Şimdiden tabii etenler başındaki izleyenlerimizin de bayramını tebrik edelim, kutlayalım. Peki kurban bayramında eti nasıl tüketsinler? Şöyle, kurban bayramında çok yoğun bir et tüketimine giriyor aslında. Evet. Kişi özellikle kişinin kronik rahatsızlığı varsa, diyabet hastalığı varsa, kolesterolü yüksekse özellikle dikkat etmesi gerekiyor veya hipertansiyonu varsa. Kişi eti kestikten sonra hemen kavurma yapıyor veya mangal yapıyor. Bu aslında etin sertleşmesine ve sindirim sorunlarına yol açıyor. Eti kestikten sonra bir 24 saat dinlendirmek gerekiyor ki pişirdiğimizde o lokum gibi kıvamına ulaşalım. Belki etin üzerine biraz kimyon serptiğinizde hazmı da kolaylaştıracaktır. Fakat yine porsiyon miktarına dikkat çekelim ki sonrasında farklı sağlık sorunları yaşamayalım. Yine tatlı tüketimi bayramda olmazsa evet, olmaz. Baklavalar yine açılacak. Etin yanında oluyor. Yine de birbirimize bu dönemde tabii çok gidip gelmek doğru değil evet, bu süreçte. Fakat kişi kendi içerisinde tatlı tüketecekse yine hafif tatlıları şu an daha çok öneriyoruz. Baklava çok kalabalıkken yenilebilen bir yiyecek. Kendi evimizde böyle dondurma tarzı, muhallebi tarzı tatlar yapıp sevdiklerimizle birlikte, ailemizle birlikte tüketmemiz daha doğru olacaktır.